Canım öğrencilerim, hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca, matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Kampımızın TYT Matematik video ders kitabından işlediğimiz kampımızın geldik bugün 4. gününe, 5. videosuna. Konu ne? Temel kavramların SML bakış testini çözeceğiz ve ÖSYM'ye bir de benim perspektifimden bakacağız arkadaşlar. Karşınıza çıkabilecek sorulardan oluşturduğum bu temel kavramlar testini Bugün bu videoda birlikte çözeceğiz. Toplamda 18 tane soru var birbirinden güzel. Eğer kitabını açtıysan önüne, karşında ben varsam, elinde kalemin ve ufacıkta bir silgi çok ihtiyacın olmayacak. Biz hata yapmayız ama ufacıkta bir silgi varsa yeterli. Geçebiliriz dersimize. Sayfamızı yaklaştırdıktan sonra bakalım sorularımıza. Şimdi SML bakış 1. 5, 7, 10, 13 ve 18 kümesinin elemanları aşağıda verilen kutulara birer kez yazılarak kutuların arasındaki işlemler uygulanıyor ve eşitlik sağlanıyormuş. Bu eşitliğin sonucu 203. Buna göre sarıya boyalı kutuya yazılabilecek sayıların çarpımı acaba kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bir önceki videoda da söylemiştim. Böyle kutulu işlemlerde arada işlem varsa bölme ve çarpma işlemlerine odaklanman gerektiğini söylemiştim ben sana. Ki Burada bölme işlemi içeren bak şurada bir bölme işlemi var. Demek ki içerideki iki sayı birbirine bölünebilir iki sayı olacak. Çünkü çarpımın sonucu da bize neyi vermiş? Bir tam sayı vermiş. Mesela burada birbirine bölünen ne var? Sadece 10 ve 5. O halde ben buraya 10'u buraya da 5'i yazabilirim demektir bu. Peki 10 ve 5'i yazdıktan sonra artık bunları kullandığımız için sildik. Şimdi dışarıya bakıyoruz. Burada bir sayı var. Burada bir sayı var. Çarpımları 203'ü veriyor bize. Peki 203'ün bölenlerini düşündüğümüz takdirde 203'ü şöyle gel bir güzel asal çarpanlarını hadi bir ayıralım bakalım. 203 nelere bölünür? Mesela bu 203 dediğim sayı 7'ye tam bölünür. 20'nin içerisinde 2 defadır ve kalan 6 oldu 63'ün içerisinde 9 defadır. Bir daha 29'a böldüğümüz zaman 1 gelir ve 7 kere 29 olduğunu gördük biz 203'ün. E burada 29 var mı? Yok ama 7 var. Demek ki 7'yi buraya yazmam gerekiyor. 7'yi de kullandım. Şimdi buraya bakıyorsun şuradakinin başında artı var buradakinin başında da görünmese bile bir artı var. Yani ikisi de toplanan sayı. E toplanan sayıysa ben buraya 13 buraya 18 yazsam da buraya 18 buraya 13 yazsam da bir şey fark etmeyecek. E bundan kaynaklı sarı boyalı olan yere yazılabilecek olan sayılar 13 ve 18 olduğu için bunların çarpımı istenmiş. 13 kere 18 dedim bu da bana 234'ün ta kendisini verir. Yani cevabımız E şıkkında verilmiş gençler. Devam ediyorum. İkinci SML bakışta. Aşağıdaki kutulara sıfırdan farklı rakamlardan 6 tanesi. Her kutuya farklı bir sayı gelecek biçimde yazıldığında tüm eşitlikler sağlanıyor. Buna göre kutulara yazılmayan rakamlarla yazılabilecek en büyük 3 basamaklı doğal sayıyla en küçük 3 basamaklı doğal sayının pozitif farkı soruluyor bana. Ne demiştim? Bölme üzerinden gitmeliyiz. Bak burada bölme işlemi var. Ve iki rakamın birbirine oranı 5 ise Bunlar 5 ve 1'den başkası değildir. Şimdi madem öyle rakamlarımıza da ihtiyaç duyduğumuz için sıfırdan farklı demişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'u buraya yazdım. Yazdıktan sonra 5 ve 1'i kullandığım için bunu kullandım, bunu kullandım, sildim. Şimdi geldim buraya toplamları 5 olacak biçimde. 4 ve 1 vardı ama 1'i kullandığım için artık 2 ile 3'ü mecburen demek ki buraya yazacağım. 2 ve 3'ten de kurtulduk arkadaşlar. Farkları 5 olacak şekilde sadece 9 ve 4 olduğunu görüyoruz. 9'u buraya, 4'ü buraya yazdım ve geriye sadece 6, 7 ve 8 kaldı. İşte bu rakamlarla oluşturulabilecek en büyük 3 basamaklı sayı 876 iken bu rakamlarla oluşturulacak en küçük 3 basamaklı sayı da 678'in ta kendisidir. Bunun bundan pozitif farkı sorulduğu için büyükten küçüğü çıkarıyorum ve 16'dan 8 çıktı e burası 8 kaldı. 16'dan 7 çıktı burası 9 oldu ve burası da 1 kaldı. 198 bize cevabını ta kendisini verecekti. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiş dedik sevgili gençler. Devam edelim 3. SML bakışta. Zeynep, telefonunun ekranındaki bir arıza sebebiyle hesap makinesi uygulamasında ekranda 7 tuşuna bastığında 3 ya da 5, 6 tuşuna bastığında da 4 veya 8 yazmaktadır. Şimdi 7'ye bastığı takdirde 3 veya 5 6'ya bastığı takdirde de 6 yerine 4 ya da 8 yazıyormuş arkadaşlar. Şimdi Zeynep bu uygulamada 4628'den 3726'yı çıkaracak. Buna göre Zeynep'in bulabileceği en büyük sonuçla en küçük sonucun toplamı bizden isteniyor. Şimdi en büyük sonucu bulmak için bunu olabildiğince yüksek ve bunu olabildiğince küçük yazdırmamız gerekiyor bu uygulamaya. 4628'de sıkıntılı tuş 6 var. 3726'da sıkıntılı tuş bir 7 bir de 6 var. Şimdi büyük yazdıracaksam eğer 4'te zaten 4'e basınca 4 çıkıyordu. 4000 şimdi 6 yazdığı zaman büyük gelmesi için 8'i kullanırım. 4828 olur bizim 4 basamaklı sayımız ekranda görünen bu olur. Bunu da küçük seçeceksem eğer 3726'yı 7'ye bastığımda 3'ü 6'ya bastığımda 4'ü kullanırım. Böylelikle sonuç daha da büyük çıkacaktır. Hadi yapalım. 3, 7'ye bastım 3 geldi. 2'ye bastım 2 ve 6'ya bastım. Buradan da 4'ü yakaladık ve bundan bunu çıkaracağız şimdi. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. 2'den 2 çıktı 0. 8'den 3 çıktı 5 ve 4'ten 3 çıktı 1. Yani bulabileceğim maksimum sonuç 1504'müş arkadaşlar. Bunu elde ettim. Şimdi geldik bir diğerine. Neye? Küçük sonucu bulmaya. Bu sefer tam tersi. Bunu küçük, bunu büyük seçmem gerekiyor. 4628'i küçük seçeceksem 6'ya basıldığı takdirde 8'i yazdırmasını isterim. Ee, bakalım yok 4'ü yazdırmasını isterim özür dilerim. Çünkü 4 ve 8 de 6'ya basıldığında 4'ü yazsın ki küçük çıksın sonuç. 4428 yazar. Daha sonrasında buraya geldim 7 ve 6'ya bastığında küçükleri seçmem gerekiyor. 3'ü büyükleri özür dilerim 5 ve 8'dir bu da. O halde 3000, 3528 yazar ve çıkarır. Çıkardığı takları 28 28 4400'den 3500'ü çıkarıyor gibi düşünerekten 900 diyebiliriz ki bu da bulunabilecek minimum sonuçtur arkadaşlar. Şimdi bunların toplamı soruluyor. 1504 ile ben 900'ü toplarsam eğer bu bana 2404 sonucunu verir. Yani doğru cevabımız da E şıkkında verilmiştir deriz. SML bakış 4'e geçtik bakalım. Üzerinde 1'den 9'a kadar rakamlardan bir tanesi yazan 9 tane kart var. Bu kart arasından İbrahim 4, Semih 3 ve Bahar 2 kart çekmiş ve herkes çektiği kartların üzerinde yazan sayıları toplamış. 3 kişinin de bulduğu toplamlar birbirine eşitmiş. Bahar'ın kartlarında yazan en büyük sayıyla İbrahim'in kartlarında yazan en büyük sayının çarpımlarının alabileceği farklı değerlerin toplamı soruluyor bana. Şimdi şöyle ki İbrahim 4 tane kart seçecekti. Şöyle diyelim 4 kart 4 kart, 3 kart ve 2 kart diyelim tamam mı? Şimdi İbrahim, Semih ve Bahar 4, 3, 2 kart çekmesine rağmen bu kartlardan toplam 9 kartın tamamı da çekiliyor demek ki. Öncelikle ben bu sayıların kartların üzerinde yazan rakamların toplamını elde etmek isterim. Ki birden 9'a kadar olan sayıların toplamını nasıl buluyorduk? 9 çarpı 10 bölü 2 ile buluyordum. Yani 45. Herkesin seçtiği kartların üzerinde yazan sayıların toplamı birbirine eşit olacaksa ben bunu 3'e böldüğüm takdirde 15'i de elde etmiş olurum. Yani bunun toplamı da 15 olacak. Bunun toplamı da 15 olacak ve bunun da toplamı 15 olacak derim. Şimdi buraya kadar getirdik biz olayı. Bundan sonra ne yapılması gerekiyor? Hocam, 2 kart seçerek ben 15'i nasıl oluştururum? Mesela 9 ve 6'yı seçebilirim. Tamam? 9 6 daha sonrasında 9'u 6 ihtimallerinden daha fazla gelebileceği için bir kere daha yazdım bunu. 8 ve 7'yi seçerek de 15'i oluşturabilirim, değil mi? Ya yani 9'u başkası seçsin isterim. Pekala. Bahar 9 ve 6'yı seçti, 15'i elde etti. Peki Semih hangi kartları seçerse 15 sonucuna ulaşır? Mesela Semih'e de 8 kalsın burada. 8'in yanına 7 daha seçmem gerekiyor. 6 ve 6'yı seçmiştik zaten. 8'in yanına eğer ki ben 5'i koyup toplam 13 yaptı şu an. 2 daha koyarsam ne yapar arkadaşlar? 15. Geriye kalanlar hangileri? 7, 6, 5, 4, 3 ve 1. 7, 4, 3, 1'in toplamı da bize 15'i veriyor. Ki burada Bahar'ın seçtiği en büyük sayıyla İbrahim'in seçtiği en büyük kartın üzerinde yazan sayıların çarpımı bana 63'ün Ta kendisini verir. Bu cepte artık. Peki ben yine burada bahara 9'u seçtirsem en büyük olarak. Peki Semih 7'yi alabilir mi ve İbrahim 8'i alabilir mi? Bunu düşünelim. Bakalım. Şimdi gençler, eğer Semih 7'yi alacaksa geriye seçmesi gereken sayıların yani iki tane sayının toplamı ne olması gerekiyor? 8. Peki 8'i nasıl elde ederim? 5 ve 3'ü seçerek. Bak 7 5 3 topla 15 yaptı. Peki geriye kalan sayılar hangileri? 1 2 ve 4. Bunların da toplamı bana yine 15'i verir. Ve böylelikle Bahar'ın seçtiği en yüksek sayı 9. İbrahim'in seçtiği en yüksek sayı 8 olabilir. 7, 8 kere 9'dan da 72 sonucunu elde etmiş olabiliriz tabii ki. Peki hocam daha farklı bir şeyler yapılabilir mi? Şimdi ben mecburen 9'a 6 ve 9'a 6 burayı seçtikten sonra Semih'in 7 ve 8'den bir tanesini seçmek zorunda olduğunu söyleyebiliriz. Ya çünkü ben e, Semih'e eğer mesela 8'e 7 seçtim ya Semih'e 9'u seçtirecek olursam İbrahim'e yine en büyük 6 kalmış oluyor. Ve İbrahim'e en büyük 6 kalacaksa demek ki artık diğer sayıları düşünmeme gerek yok. 6 ve 8'den 6 kere 8 48 sonucunu elde etmiş olurum. Bu durumda farklı bir sayı elde edemem. Çünkü Bahar sadece 9'u 6 ve 8'e 7'den toplansan 15'i elde edebilir. Ve İbrahim'e de minimum 6 maksimum 7 pardon 8 sonucu kalır. 6 7 ve 8 alabilir. Ve bunun karşılığında da 6 kere 8'den 48 elde edilir. İşte bunların toplamı sorulmuş. 72 48 daha bana neyi verir? 120'yi 63 daha eklersem 183 sonucunu elde ederim. Bu da bana cevabı verir. Tamam mı güzel kardeşim? İşte böyle sayılarla oynamalı sorular biraz tehlikeli. Çünkü şu ihtimal aklına geldi bu da aklına geldi diğeri gelmedi mesela veya daha olası bir durum söyleyelim şu ihtimal aklına gelebilir bu ihtimal aklına gelebilir ama şu ihtimali unutmuş olabilirsin sıkıntı ve toplamları da şıklarda olabilir. Bundan kaynaklı tüm ihtimalleri düşünebilmek için burada bir mantık kurmamız gerekiyor. 9'u 6'yı yazdım ama ben bu 9'u 6'yı buraya yazdığım takdirde buradaki maksimum sayıyı 7 seçtim. Burayı 8 seçtim. Acaba tam tersi olabilir miydi diye de düşünmek gerekiyor. Tamam mı? Bu tarz sorulara dikkat. 21. sayfamıza geçtik. SML bakış 5'teyiz artık. Taylan kağıda 10'dan 20'ye kadar olan 11 tane doğal sayı yazmış ve bu sayıların bazılarının önüne artı bazılarının önüne eksi işareti koymuştur. Son işareti koyduktan sonra elde ettiği işlemin sonucunu doğru hesaplayıp 87 bulmuş. Buna göre Taylan'ın önüne eksi koyduğu sayılarla ilgili 3 tane bilgi var. Hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şu soru TET'de karşınıza çıksa emin olun inanılmaz derecede eleyiciliği yüksek bir soru olacaktır. Ve ciddi anlamda da güzel yazdığımı düşünüyorum. Şimdi beni iyi dinliyorsunuz. Arkadaşlar bununla alakalı bir örneğimiz daha vardı. E, ÖSYM bakış kısmında özellikle. Hemen ben seni o örneğe götürmek istiyorum. İlk başlardaydı. Dolayısıyla şöyle hemen gidelim ilk başlara. Ben sana o örneği göstermek istiyorum. Şimdi buraya bir bakalım. Sanırım şuradaydı aynen İlk soru bak daha ilk soru bunu nasıl çözmüştük demiştik ki işte 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı 10'dur eğer ben 4'ün işaretini eksi yaparsam 4'ün 2 katı kadar azalacaktır demiştim bu tarz soruda da yine aynı mantığı kullanacağız ama burada öncüllü möncüllü bir soru var o yüzden bu soruya daha da pür dikkat olmamız gerekiyor o yüzden beni çok ama çok iyi dinle dikkat kesil kulaklarını kabart beni çok iyi dinle bak şimdi diyor ki 10'dan 20'ye kadar 11 tane sayı var. Öncelikle ben e, bu sayıların toplamı acaba normalde kaç yapar onu bulayım. Şey diye düşünme. 1'den 20'ye kadar toplarım. 10'dan 20'ye kadar toplarım. Eee pardon. 1'den 20'ye kadar toplarım. 1'den 9'a kadar toplarım. İki toplamı birbirinden e, farkını bulursam 10'dan 20'ye kadar olan sayıların toplamını bulurum diye düşünme. Ben sana daha kısasını öğretmiştim. 10'dan 20'ye kadar 11 tane sayı varsa bunların tam ortasındaki sayı toplayıp 2'ye böl 15'tir. 15'i sayı adediyle çarparsan toplamlarını bulmuş olursun ki 165'i verir bize. Şimdi normalde bulmamız gereken toplam 165 ama bazılarının önüne eksi koyunca bu toplam 87'ye düşmüş. O halde ben 165 ile 87 arasındaki farkı öncelikle bulmam gerekiyor ki bu bana kaçı verir arkadaşlar? 79'un bakalım 78'in ta kendisini verir. Güzel. 78'i de 2'ye bölerek 39 elde edilir ki bu 39'u neydi? Önüne eksi koyduğu sayıların toplamıydı. Şimdi önüne eksi koyduğu sayıların toplamı 39 olacaksa eğer ondan 20'ye kadar olan sayılardan bahsediyoruz. Bu sayılar hangileri olabilir? Bir kere 4 tane sayı seçemem. Çünkü 4 tane en küçüklerini 10, 10, 10, 10, 10 bile seçsem 40 yapacak. 3 tane seçebilirim. Mesela onu seçtim abi. 11'i seçtim. 10, 11, 21 yaptı. 18 daha seçersem toplamlar 39 olur. Bunların önüne eksi koyulursa Artık buradaki 11 tane sayının toplamı bize neyi verecektir bu 11 tane sayıyla işleme soktuğumuz zaman? 87'nin ta kendisini verecek. Çünkü biz bunların toplamının 39 olması gerektiğini bulmuştuk. Peki 10'u yazdım. 12'yi yazdım. 17'yi yazdım. Olamaz mı? Olur. 10'u yazdım. 13'ü yazdım. 16'yı yazdım. 10 yazdım. 14 yazdım. 15 yazdım. Artık şunlar birbiriyle çakışacağı için devam edebilirim. 10 seçmeyelim de 11 seçelim. 11 yazdım 12 yazdım topladım 23 oldu 15'i yazabilirim 11 yazdım 13 yazdım 14'ü yazabilirim değil mi bakalım yazamaya da bilirim ee, bir artırdım bir azalttım şurası 37 38 yaptı üzgünüm şurası 16 olacak arkadaşlar 11 yazdım 13 yazdım 15'i yazabilirim 11 yazdım 14'ü yazdım 14'ü yazmam gerekiyor da yazamam bunu değil mi bunu yazamam bu olmaz Pekala 12'ye geçelim. En küçüğü 12 olsun. 12'yi yazdım, 13 yazdım, 14'ü yazdım. Bitti. Şimdi farklı tarzda sayılar yazılabilir mi? Ha, 3 tane sayı yazdım da bunlar bu kadar gelecek. Peki 2 sayı toplamı 39 olabilir mi? Yani 2 tanesinin önüne ben eksi koymuş olabilir miyim? Tabii ki 19 ve 20. Değil mi? 19 ve 20. Bunun haricinde de toplamı 30, 39 yapan başka bir sayı yok. Şimdi tüm bunları yazdıktan sonra bana diyor ki bu önüne eksi koyulan sayılarla ilgili rakamları toplamı daima 12'dir demiş. Ne alaka? Bakalım. 1, 0 daha 1, 2 daha 3, 1 daha 4, 8 daha 12 yaptı. Ulan hepsi 12 gelirse var ya muhteşem bir olay olur değil mi? 1, 0, 1, 3 daha 4, 7 daha 11, 1 daha 12 yaptı. Oo. 1, 4 daha 5 yaptı, 6 daha 11, 1 daha bu da 12 geldi. 1, 0 daha 1, 5 daha 6, 6 daha 12 yaptı. Muhteşem ilerliyoruz. 1, 1 daha 2, 3 daha 5 yaptı, 6, 11, 12 yaptı. Şunları topluyorum. E bu da 12 geldi. 12. Buraya bakıyorum. 3, 4 ve 5 topladım. Yine 12 geldi. 1, 9 daha 10. 2, 0 daha 2 topladım. Yine 12 geldi. Bu var ya. Yani bu işte yazarın, e, biz yazarların yazdığımız zaman en çok mutlu eden sorulardan bir tanesi. Yani hani böyle düşününsene rakamları toplama 39 olan 3 veya 2 tane sayılar yazıyorsun sen. 11'den 10'dan 20'ye kadar ve... Bunların rakamlarını topladığın zaman hep eşit ve 12'ye eşit çıkıyor. Bu efsanevi bir olaydı. O yüzden çok beğenmiştim bu soruyu yazarken. Çok mutlu olmuştum. E toplamları hep 12 geliyormuş. O halde doğrudur abi. Önüne eksi koyduğu sayıya dedi 2 veya 3'tür. 2 veya 3'tür. Bak bunlar üçlüler, bunlar ikiler. Yani bu da doğru. Toplamda 4 farklı durum vardır demiş ama ben burada 8 tane farklı durum oluştuğunu görüyorum. Demek ki bu yanlış. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Yani cevap A şıkkıydı gençler. Ciddi anlamda güzel bir soruydu. Geçtim SML bakış 6'ya. Diyor ki Zeynep elindeki 403 tane bilyeyi önünde sıralanmış en tane kavanozun içine birinci kavanoza 3 ve her kavanoza solundaki kavanozun içindeki bilye sayısından bir fazla atacak şekilde koymak istemiş. Zeynep eninci kavanoza elindeki son bilyeyi koyduktan sonra paylaşım yaparken bir kavanoza koyması gereken bilye sayısının iki katını koyduğunu ve bundan dolayı son kavanozda 9 bilye kaldığını fark ediyor. Bak 9 tane bilye var. Şimdi birinci kavanoza 3 tane 2 fazlası kadar kavanoz numarasının 2 fazlası kadar kavanoz numarasının 2 fazlası kavanoz numarasının 2 fazlası o zaman buraya en artı 2 tane bilye koyması gerekiyorken kaç tane koymuş 9 tane Eksik koymuş yani. Neden? Çünkü aradaki kavanozlardan bir tanesinin içerisine koyması gereken e, bilye sayısının iki katını koymuş. Yani şöyle kanıncı kavanozsa eğer bu koyduğu k artı iki tane değil de bir tane daha k artı iki koymuş. Tamam mı? Olay bu. Buna göre bir paylaşım yaparken hatalı bilye koyduğu kavanozun numarasının rakamları toplamı soruluyor bana. He, şimdi düşünelim. Hocam öncelikle öncelikle ben buraya bu şekilde paylaşım yaptığım takdirde eğer yanlış bir paylaşım yapmamış olsaydım burada n artı 2 tane kavanoz olacaktı ve 3'ten n artı 2'ye kadar olan sayıların toplamını bulmak zorundaydım. Ama şöyle bir durum var. İşimi kolaylaştırabilmek için burada şu şekilde 1 orası görünmedi ben sana şöyle yapacağım. Şöyle 1 ve 2 tane daha bilye koymuş olsaydım yani toplam 3 tane daha bilye koymuş olsaydım. Hani iki tane daha kavanoz var ve 1 ve 2 tane bilye atılmış olsun içine. Böylelikle 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı n artı 2 kadar götürebilirdim. Yani burada 403 bilyemiz vardı ya. Boş geç onu. 406 tane bilyemiz olsun. Ben buraya 3 bilye daha eklemiş olayım ki toplamımı kolaylaştırsın. Ve böylelikle birden n artı 2'ye kadar olan sayıların toplamı da bana n artı 2 çarpı n artı 3 bölü 2'nin de ta kendisini verecekti. 2'yi ben sol tarafa fırlatacak olursam 2 ile 406'yı çarparım. Ve böylelikle n artı 2 ile n artı 3'ün yani ardışık olan iki tane sayının çarpımının 812 olması gerektiğini de anlamış olurum. Tamam mı? Şimdi ben burada hangi ardışık iki sayının çarpımının 812 olduğunu düşünmek zorundayım. 812'yi ben zaten 2 kere 406 olduğunu biliyorum. Bak bunları bu şekilde yaz. Asal çarpanlarını ayırıp yazma ardışıkları göremeyebilirsin çünkü. Ben 406'dan 406'nın 2'ye bölündüğünü biliyorum. Onu 2'ye bölüp 2'yi 2 ile çarpmak istiyorum. Yani 4'e bunu 2'ye bölersem 203 gelir. Hala ardışık değil. Şimdi 203 sayısı az önce bir sayıda daha karşımıza çıkmıştı. Bir soruda daha karşımıza çıkmıştı. 203 sayısı aslına bakarsan 7 ile 7 ile 29'un çarpımıydı. Ben 203'ü 7'ye bölersem 29, 4'ü 7 ile çarparsam 28 gelir ve 28 kere 29 olduğunu görürüz bak bu sayının. Demek ki ahan da burası 28'miş. Ahan da burası 29'muş. Yani en artı 2 28 ise e, n'nin de 26 olması gerektiğini öğrendik biz. O halde ben şunu söyleyebilirim. Abi burası eminci kavanozlu ve n artı 2 tane bilgi atılması gerekmiyor muydu? Evet. Yani n artı 2 kaçmış? 28. 28 bilye atılıyorsa kaç tane atılmış? 9 tane atılmış. 28'den 9'u çıkar. 19 tane bilye eksik burada. Peki o 19 tane bilye nereye atılmıştır? Aradaki kavanozlardan birine. Ki o kavanoza 2 katı atılmıştı. Yani 19 daha atılmış. Normalde 19 atılması gereken kavanozun numarası kaçtır? 17'dir tabii ki de. Pekala Zeynep'in paylaşım yaparken hatalı bilge koyduğu kavanozun numarasının rakamları toplamı sorulmuştu. E, 17 olduğunu bulduk. O halde ben 1 ile 7'yi toplarsam doğru cevabında A şıkkında verilmiş olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir sıkıntı var mı diye şöyle bir bakıyorum. E, 19 bilge koymuştuk. Hatalı bilye koyduğu kavanozun numarasının rakamları toplamı sorulmuştu. Evet budur. Çünkü ben burada neyi kaç bulmuştum? 26 bulmuştum. 28'den 9'u çıkarırsam 19 kalır. İşlem hatası yapmak istemiyorum. 19 olur. 19 tane bilye atmıştır. Onun da numarası 17'dir. Tamam doğru. Cevabımız A şıkkıydı sevgili gençler. Valla güzel soruydu. Güzeldi anlattım. Devam ediyorum. 7. SML bakışta. M bir doğal sayı olmak üzere. Tek m ifadesi m doğal sayısını oluşturan birbirinden farklı tek rakamların adedini gösterirken çift m de birbirinden farklı çift rakamların adedini gösteriyor. Mesela örnek olarak buraya bakıyoruz. 1923 tek m yazıyor. 1, 9 ve 3. Burada birbirinden farklı tek rakamlar 3 tane olduğu için 3'tür bunun değeri. Çift 2023'e bakıyorum. 2 var 0 var 2 var ama 2'den 2 tane olduğu için birbirinden farklı olmuyor. 2 ve 0 sadece birbirinden farklı. Dolayısıyla bu da 2'dir diyorum. Şimdi buna göre buna göre tek 2300 x4 çift 1450 y ve bu tek 8167'ye eşitmiş. Aa, 8160 açık x ve y yok. E, buradaki tek rakamlar hangileri? 1 ve 7. Doğal olarak burası 2'dir. Peki hangi iki sayının çarpımı 2 yapar? Ya bir kere 2'dir ya da iki kere birdir. Güzel. Şimdi o zaman ya bir kere iki ya da iki kere bire göre ben çözüm yapmam gerekiyor. Bu eşitliği sağlayan x ve y değerleri için x artı y toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı sorulmuştu. Bakalım. Şimdi tek 2300 x4 ifadesi eğer bir olacaksa bu ne demek? Şimdi burada zaten 3 var. 3 var. Ve bu tek. E doğal olarak ben şunu düşünürüm. Tek ...ifadesi eğer 1 olacaksa... ...3'ü e, zaten kullanmışım. X'in alabileceği değerler ya 3'tür... ...hani birbirinden farklı... ...bir tane e, tek sayı oluşmuş olur. Ya da X çifttir abi. E, X'in çift olması durumunda... ...X artı Y'nin ben alabileceği en büyük değeri bulacaksam... ...en büyük değer bu da kaçtır? 8'dir. Peki en küçük değeri bulurken de... ...madem öyle e, çift olsun... ...hani şurada bir de en küçüğünü bulacağız çünkü... ...0 olabilir. Yani X en büyük 8 en küçük 0 olabilirmiş. 3 zaten en büyük veya en küçüğe bir katkısı olmadığı için sildim. Şimdi geldim şuraya. Eğer ki çift 1450 Y sayısı bu bana 2'yi verecekse. Şimdi çiftten bahsediyorduk. Burada 4 var. Değil mi? 4'ümüz var. 1 ve 5 tek olduğuna göre Y'nin de ne olması gerekiyor? Ç e büyük seçmem gerekiyor ve çift seçmem gerekiyor en büyük değerini bulmak için ki X ile Y birbirinden farklı demiş miydi? Dememiş. E, x de y birbirinden farklı demiyorsa ben bunu da 8 seçebilirim artık. Çünkü en büyük çift rakam. Değil mi? En küçük e, 0 seçebilirim. Tamam şimdi 8'e 8, e 8 0'a 0 bulduk. Peki bu sadece bir ihtimaldi. Bak bu sadece bir ihtimal. Ben bu sefer şöyle düşünsem. Buradaki tek 2300 x 4 ifadesinin 2'ye eşit olduğunu düşünsem. O zaman ne olurdu? 2 tane tek sayım olacak. Birisi 3'tü. Öteki x. En büyüğünü bulacaksam 9 seçebilirim. o 8'in pabucu dama atıldı bile. 9 seçersem burası 2 olur. Peki çift 1450 Y sayısını benim 1 bulmam gerekiyor. 2'ye 1 olması için. E 1 bulacaksam burada çift sayı var mı? Var o da 4 zaten. O zaman ben Y'yi tek seçerim. E maksimum da 9 seçebilirim. Çok güzel. Şimdi 8 artı 8'den 16'yı elde etmiştik en büyük ama 9 artı 9 daha büyük. O halde maksimum 18 olur. E minimum da zaten sıfırdan başka seçemem ki. Sıfır artı sıfır bana neyi verir? Sıfırı verir. İşte bunların toplamı sorulmuş. Doğru cevap 18'in ta kendisiydi. Doğru cevap C idi gençler. Evet devam ettim. SML bakış 8'le. ile. Kalınlıkları önemsiz birbirinden farklı boylarda 7 adet çubuk ucuca eklendiğinde elde edilen cismin uzunluğu 267 santimmiş. Şimdi birinci çubuk, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci değil yedi tane çubuk vardı. Yedi tane çubuğumuzu bu şekilde sıraladık. Bunlar boy sıralaması olarak küçükten büyüğe doğru soldan sağa doğru sıralanmış olsun diyelim. Biz öyle sıralamışız diyelim. Bu çubuklardan en kısa olan dördünün toplam uzunluğu 89. Yani şuradan şuraya kadar 89. En uzun dördünün toplamı yani şuradan şuraya kadar 231miş. Tamam, buna göre çubuklardan en uzun olanın boyu en çok kaçtır diye soruluyor. Yani şunun maksimumunu seçeceğiz. Tamam, bunun maksimumunu seçeceğiz. E şimdi abi bak, ben 89'la 231'i toplarsam şuradaki sayımızı yani ortanca sayıyı iki defa toplamış olurum, değil mi? E, toplayalım 231 ile ben 89'u toplarsam 90 olsaydı 321 olurdu. 89 olduğu için 320'dir diyeceğim. 320 geldi. E, bir de gençler. Normalde bu çubukların toplam uzunluğu 267 değil miydi? 320'den 267'yi çıkaracak olursam fazladan topladığım çubuğun uzunluğunu bulmuş olurum ki bu da bana 33 artı 20'den 53'ün ta kendisini verir. Bak burası 53'müş. 53. Şimdi en büyüğü en çok kaçtır diye sorulmuştu ya birbirinden farklı boydalardı. O zaman ben bunu 54 bunu 55 seçerim ki buna çok kalsın. 53, 54, 55'in toplamı bana 162'yi verir. Ve en uzun dördünün toplamı 231 iken ben 162'yi bundan çıkarırsam en büyüğünün maksimum boyunu bulmuş olurum. Çok güzel. O halde 231'den 162'yi çıkaracağız. Şuradan 38 gelirken şuradan da 31 gelecek çıkarma işleminde. Toplayınca ne gelir arkadaşlar? 69 gelir. 69 da bana A seçeneğinde verilmiştir diyebilirim gönül rahatlığıyla. 21. sayfada bitti mi? Bitti. Geldim. SML bakış 9'a. Ve gençler iyi dinliyorsunuz çok da güzel bir sorudur. Aşağıda mağaza fişinde bir mağazadan alınan ürünlerin kaç adet alındıkları ve birim fiyatları bana gösterilmiş. SML yapı marketten yapılmış bu alışveriş. Spatula boya ve fırça alınmış. Spatulanın bir tanesi A lira toplam A tane alınmış. Boyanın bir tanesi B lira ve C tane alınmış. Fırçanın bir tanesi C lira ve B tane alınmış. Toplam x lira kasaya verilmiş ve para üstü olarak da a lira alınmış gençler. Buna göre abc hakkında hangisi daima doğrudur diye soruluyor. Toplam ödenen tutarımı bizi bir bulalım mı beraber? Şimdi bir tanesi a liraysa a tane aldıysam a kare lira. Ödemişimdir toplam spatulalara. Boyalara B kere C kadar ödemişimdir. Ve fırçalara da C kere B kadar ödemişimdir. X lira verince A lira para üstü aldıysam eğer bunların fiyatı toplam X eksi A kadar tutmuştur. Yani ben 100 lira verip 20 lira para üstü aldıysam benim kasaya ödediğim tutar 80 liradır. Bundan kaynaklı X eksi A'dır diyorum. Şimdi burada e, A, B, C'nin tekliyle çiftliyle alakalı bir soru olduğu için şu eksi A'yı sol tarafa postalasam. Neyi yakalarım biliyor musun? Bak. A kare artı A artı BC ile CB'nin toplamı 2 çarpı BC'dir. Eşittir X yapar dedim. Tamam. Burada 2 çarpı BC'nin. Tabi aralarında çarpma işareti var. Bunlar iki basamaklı sayı falan değil BC. 2, 2 ile çarpıldığı için bu kısmın çift olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Ekstradan ben şu A kare artı A2 bir önceki testte de uyarmıştım. A kareli A'lı bir şey görüyorsan mutlaka A parantezini al diye. Ben bunun A parantezinde A artı 1 olduğunu biliyorum. Ne oldu? Bunlar ardışık oldu. Ardışık sayıların çarpımı da mutlak surette çifttir. Ardışık tam sayıların çarpımı. Bundan kaynaklı burası da çifttir dedim. Şimdi burası çift. Burası da çift. Çift ve çiftin toplamı bana çift bir sonuç verecektir. Ve ben artık x'in çift olması gerektiğini anladım. A, B ve C hakkında yorum yapılabilir mi? Hiçbir hakkında bir yorum yapamayız. Sadece ama sadece x'in çift olduğunu görebiliriz. Bundan kaynaklı cevabımız E şıkkı olacaktı. Devam. SML bakış 10. A pozitif doğal sayı. Tamam. A'nın üzerine bu şekilde bir ok çekildiğinde eğer ki A çiftse sistem bu şekilde çalışacak. Eğer A tekse bu şekilde çalışacak diyoruz. Ve burada 1'den 21'e kadar olan sayıların üzerine bu okları çekmiş ve aralarında toplama işareti koymuş. Bu toplamın sonucu soruluyor bana. Ne yapılabilir? Tek tek yazacağız abi. Şimdi 1 nasıl bir sayı? Tek. Tekse nerede yerine yazacaktım? Burada. 1 artı 1. 2 bölü 2'den ne geldi? 1 geldi. Artı. 2 çift bir sayıdır. Artık 2'ye geçtim. Burada yerine yazacağım. 2 bölü 5 geldi. Artı 3'ü burada yerine yazarsam 3 artı 1 4 yapar 2'ye böldüm 2 geldi. 4'ü burada yerine yazarsam 4 bölü 5'i bulmuş olur. 5'i burada yerine yazarsam 6 bölü 2'den 3 gelirken 6'yı burada yerine yazarsam 6 bölü 5 ile karşılaşırım ve dikkat ettiysen tekleri yerine yazdığım takdirde 1, 2, 3 gelirken çiftleri yerine yazdığım zaman 2 bölü 4, 2, pardon 2 bölü 5, 4 bölü 5, 6 bölü 5 geliyor. Bir sonraki de 8 bölü 5 gelecek diye emin olabilirsin. O halde artı diyorum tıp 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 artı devam. En son 20 ve 21'i yerine yazmam gerekiyor. 20'yi yerine yazarsam 20 bölü 5 gelir. 21'i yerine yazarsam 21 artı 1 22, 2'ye böldüm 11 gelecektir. Şimdi dikkat ettiysen sarılarla işaretlediklerim 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamıdır. Ki bu da bana 11 çarpı 12 bölü 2 yani 66'nın ta kendisini verir. Bir de şunlara bakalım. Tamamının paydasında 5 olduğu için rahatlıkla toplanabilir ama pay kısımlarına baktığın zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 gelecek. Yani 2'den 20'ye kadar olan çift sayıların toplamı. Ben formülümde buranın 2N olduğunu hatırlıyorum. 2N 20 ise N kaçtır? 10'dur. Ve N 10'sa çift sayıların toplam formülü neydi? çift sayıların toplam formülü 10 çarpı 11. Yani n çarpı n artı 1'di. 10 çarpı 11 tabii ki paydadaki bölü 5'i unutmayacaksın. Bu işlemi yapacak olursam da sonuç bana 55'i değil 22'yi verir. 110 bölü 5'ten 22 buluruz. Yani 66 ile 22'yi toplarsak da cevabın 88 olması gerektiğini tabii ki söyleyebiliriz. Doğru cevap C idi. Devam ediyorum altta soru kalmadı. Sağ üst taraftaki sorumla. Ne demiş soru bize? şekildeki 7 kutunun içine sağdan sola bak. Sağdan sola doğru gençler artan ardışık doğal sayılar kadar kalem konulmuştur. Bu taraftan bu tarafa artıyor. Yani ne demeye çalışıyor? Bu taraftan bu tarafa azalıyor demek istiyor. Pekala yani mavi renkli kutuların içindeki toplam kare sayısı 3 basamaklı doğal sayı olduğuna göre tüm kutulardaki kalem sayısı toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben Şuradaki kalem sayısını A diyecek olursam burası bana A artı 1'i sonuçta ardışık doğal sayılar yazılmıştı. Burası A artı 2'yi, A artı 3'ü, A artı 4, A artı 5 ve A artı 6'yı verir değil mi? Eğer ki, eğer ki, eğer ki mavi kutuların içindeki üstündeki yazan sayıları toplarsan diyor. Ha, bu kalemlerin sayısını toplarsan 3 basamaklı bir sayıyla karşılaşırsın diyor ki bunların toplamı bana 3A artı 11'i verir. Ve toplam kalem sayısının en az olmasını istiyor ki toplam kalem sayısı burada 6A değil 7A özür dilerim. 7A artı 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı 21'dir. Toplam kalem sayımız bu. Ve bunun minimum olmasını istiyoruz. Bunun minimum olmasını istiyorsam ben buradaki A değerimin minimum seçmek zorundayım. Tamam. Gençler 3A artı 11. 3 basamaklıymış ya. Bu 900 küsürlerde de olabilir. 100 küsürlerde de olabilir. Peki ben hangisinde ararsam a'yı daha küçük bulurum? Tabii ki 100 küsürlerde. O halde büyük veya eşittir dedim. 100 yazdım. Böylelikle 3a büyük veya eşittir 89'un ta kendisi olacaktır. Şimdi tabii burada a dediğim şey bir kalem sayısı olacağı için pozitiftir ve tam sayıdır. 3a yani 3'ün katı olan bir sayı 89'dan büyük veya eşitse 90 olabilir ilk olarak. O halde 3A'yı 90 seçersem A kaç olur? 30'un ta kendisi. Yani ben A'nın minimum 30 olması gerektiğini anlıyorum. O halde 7 kere 30, 210 yapar. 21 daha eklersem 231 bana cevabın ta kendisini verir. Cevabımız 5K olur. 11. SML bakışı bitirdik. Geriye sadece 7 tane sorumuz kaldı ve SML bakış 12'deyiz. Yukarıda verilen özelliğe göre bu işlemin sonucu A ise A kaçtır? Yani işlemin sonucu soruluyor bize. Yukarıdaki işlem neymiş? Özellik neymiş ona bakalım. 1 bölü 1 kere 2. 1 bölü 2 kere 3. 3 kere 4. 4 kere 5. 6 kere 7. Böyle devam ediyor. Ve 1 bölü n kere n artı 1'e kadar devam ediyor. Bunları toplarsan. Bunların tamamının pay kısmı 1 Bunları toplarsan. Ne geliyormuş? N bölü n artı 1. Yani şu bölü şu geliyormuş cevap. Çaktın mı köfteyi? Peki bana ne diyor? 1 bölü 5 kere 6'dan başlatmış ya. Ulan başlat 1 kere 2'den cevap verelim 20 bölü 21 diye değil mi? Yani ayı elebilir miyim şu an gömdüm ayı. Eledi ki e ayı. Ne gerekiyor? E o zaman biz soruyu kendimize göre dizayn edelim. Yani 1 kere 1 bölü 1 kere 2. 1 bölü 2 kere 3. 1 bölü 3 kere 4. 1 bölü 4 kere 5 yazdım. Ve sonrasında zaten 1 bölü 5 kere 6 geliyor. Yani eğer burası buradan başlamış olsaydı Hani bunları Ekledim ya tamamının toplamı Bana neyi verecekti? E 20 bölü 21 hocam onu az önce söyledik. Şuradan 20 bölü 21 verecekti. Ama Ben buraya ne eklemiş oldum? Şu kısmı Peki bunları nasıl toplarım? E hocam Kolay yine özelliği kullanırım. 4 bölü 5 gelir. O halde ben bu Toplamdan eklediğim sayı Yani 4 bölü 5'i çıkaracak olursam Cevabı bulurum. Burayı 5 de Burayı 21 ile genişletirsem 100 eksi 84 bölü 105. Yani 16 bölü 105 bana cevabı verir. Cevabımız C şıkkıdır deriz. Evet SML bakış 12'de bitti. Geçtim 13'e gençler. Yani artık 23. sayfamızdayız. A bir doğal sayı. Ve şu sembol ne anlama geliyormuş? A faktöriyel sayısını tam bölen farklı asal sayıların adedi olarak tanımlanıyor. Şimdi a faktöriyel demek 1'den a'ya kadar olan doğal sayıların çarpımı demekti. Mesela şuraya bakalım. 9 faktöriyeli tam bölen e, asal sayıların adedi. dedi. 9 faktöriyel 1'den 9'a kadar olan sayıların çarpımı olduğu için 1'den 9'a kadar olan asal sayıların adedini bulmam gerekiyor ki 2, 3, 5 ve 7'den başkası değildir. Kaç tane? 4 tane. Yani burasının değeri neymiş? 4. Yani ben şöyle 9'u buraya yazınca bu bana 4'ü veriyormuş. O halde artık şuradaki işlem nedir? Dikdörtgen içerisinde x artı 4'tür. Ve bu da kaçmış? 9. Yani bu ne demek? x artı 4 faktöriyelin tam bölen 9 tane asal sayı var demekmiş. Yani 1'den x artı 4'e kadar 9 tane asal sayı var. i̇lk 9 asal sayıyı piyasaya çıkarırsak 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 diye gidiyor. Kaç tane oldu acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane olmuş. Şu 29'u ayıralım buradan. Tamam mı? Şimdi bizim bu x artı 4 faktöriyelimiz 23 faktöriyel olabilir. Ama şimdi ben buraya 24'ü seçsem. Yani 23'e kadar gelebiliriz. O, geleceğiz o kesin. Ama 24 asal olmadığı için birden 24'de kadar olan sayıların çarpımı da e, içerisinde sadece 9 tane asal barındırır. 25 de asal değildir. 26 da 27 de 28 de asal değildir. Ama 29 asal olduğu için eğer biz x artı 4'ü eğer 29 seçersek bu sefer burası 9 değil 10 olacaktı. Çünkü ilk 10 asal sayıya tam bölünmüş olacaktı. Burası gitti. O halde benim x artı 4'üm 23, 24, 25, 26, 27 28 olabilirmiş. E, x artı 4'ler bunlarsa yani 4 fazlası bunlarsa x'ler hangileridir? 19'dur, 20'dir, 21'dir, 22'dir, 23'tür ve 24'tür. İşte bunların toplamı istenmiş bizden. E madem öyle bunları nasıl toplarım? 19'da 24'ü topla hele. Ne var? 43 mü? Bununla bunun toplamı da 43. Bununla bunun toplamı da 43. O zaman 3 tane 43 bize cevabı verir. Yani 129 bize cevabın ta kendisini verecektir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı sevgili gençler dedik. Ve 14. sorumuza geçtik. SML bakış 14. Aşağıda 1'den 100'e kadar numaralandırılmış özdeş kartlar verilmiştir. Yazarken çok eğlendiğim sorulardan birisi yine. Bu kartlardan birini seçen İbrahim'in seçtiği kartın numarası X olsun. İbrahim X numaralı kartı seçti. Seçilmeyen kartlardan numarası X'ten küçük A, numarası X'ten büyük B tane kart vardı. Şimdi olay şu. Ben şuraya bir sayı doğrusu çizdiğim takdirde İbrahim mesela X'i seçmiş ya. X'ten önce A tane sayı varmış. Şimdi x'ten öncekilerle x'ten sonraki sayı adedinin toplamı 99 olmalı değil mi? Çünkü toplam 100 tane kartımız var. Ama x'i zaten seçtiğimiz için geriye 99 kart kaldı. O zaman x'ten önce a tane sayı varsa x'ten sonra 99 eksi a tane sayı vardır denilebilir. Çok güzel. Peki numarası x'ten büyük olanların adedini yani 99 eksi a'yı A'ya bölünce B bölü A bir tam sayı oluşuyormuş. İkisinin alabileceği değerlerin toplamı soruluyor. Yani 99 eksi A'yı ben A'ya böldüğüm takdirde bir tam sayı bulmam gerekiyor. Peki bunu bulabilmek için ne gerekir? 99 bölü A eksi A bölü A diye parçalayamaz mıyım ben burayı? Yani 99 bölü A eksi A bölü A kaçtır? 1. Bunun bir tam sayı olmasını istiyoruz. Şimdi 1 zaten bir tam sayı. Ben ancak bir tam sayıdan bir tam sayıyı çıkarırsam sonuç bir tam sayı olacağı için 99'u tam bölen bir sayı olması gerekiyor a'nın. Yani x'ten küçük olan sayı adedinin 99'u tam bölen bir sayı olması gerekiyor. Ki ki o halde ben a'nın alabileceği değerleri bir seçebilirim. 99'u böler. 3 de böler, değil mi? 9 da bölecektir. 11 de böler. 3 kere 11'den 33 de böler ve 3 kere 33'ten 99 da tam bölecektir. Çok güzel. 99'u tam bölen sayıları piyasaya çıkardım. Peki ikisinin alabileceği değerler toplamı sorulmuştu. Şimdi bir dakika dur. Eğer ki eğer ki mesela 33 için düşünelim. X'ten önce 33 tane sayı kalıyorsa X 34 olmaz mı? Veya X'ten önce 9 tane sayı varsa X 10 olmaz mı? Olur. E madem öyle x zaten a artı 1'e eşitmiş. Yani x'in alabileceği değerler 2, 4, 10, 12, 34 ve 100'müş gençler. Tamam. İşte x'in alabileceği değerler bunlardı. Toplamı sorulmuş. 2, 4 daha 6, 16, 28... 28'e ben 34 eklersem eğer 62 yapar 100 daha 162 gelir. Yani cevabımız bizim A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Şimdi burada hemen geçmeyeceğim soruyu. Soruyu yazarken e, düşündüğüm bir kısım vardı. Acaba bunu böyle mi sorsam, böyle mi sorsam diye. Onu da tartışalım. Bu soruyu yazarken şöyle düşünmüştüm. Acaba ben x'i 100 seçsem, e, cümleler doğru olur mu diye düşünmüştüm. Çünkü numarası x'ten büyük B tane kart vardır diyor ya. Şimdi burada eğer ki ben x'i yani İbrahim'i seçtiği sayıyı 100 olarak belirlersem, numarası 100'den büyük hiç kart yok. Ama B tane kart vardır. Demek ki yani B sıfırmış. Yani B'yi sıfır olarak seçebilirim. Mantığıyla, mantalitesiyle ben bunu bu şekilde düşünerekten yaptım. Eğer sana mantıksız geliyorsa ki bence gelmemesi gerekiyor. Yorum kısmına belirtebilirsin. Seninle ufak bir istişare yapabiliriz. Evet. 23. sayfamızın sol sütununu bitirdik ve artık SML bakış 15'teyiz gençler. Burası kalsın ya. Şimdi N sayısı negatif bir tam sayı. Olmak üzere aşağıda verilen kutuların içerisine 12, 6, 4, 3, 6 ve 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek biçimde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanıyor ve hepsinin de cevabı ne çıkıyor? Buna göre mavi renkle boyalı kutuların içine yazılan sayıların toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. İyi dinle. Şimdi e, ne negatifse eğer mutlaka pozitifi negatife veya negatifi pozitife bölerek ben sayılar elde etmek zorundayım. Ee, ve burada 3 tane negatif 3 tane pozitif sayı olduğu için demek ki her bir pozitifi bir negatifle eşleştirmem gerekiyor 12, 6 ve 4 Hepsinin de sonucu aynı çıkacak şekilde olacaksa Bak eksi 3'ü eksi 6'yı ve eksi 8'i de yazdım Şimdi mesela ben burada 12'yi eksi 6 ile eşleştirirsem 12'yi eksi 6'ya böldüğüm takdirde eksi 2 gelir 6'yı eksi 3'e bölünce eksi 2 gelir Eksi 8'i 4'e bölersem yine eksi 2 gelir Şimdi ben burada maviye boyalıların içerisinde yazdığım takdirde en büyük olmasını istiyorsam en küçük pardon en az kaçtır diye sormuştu. En küçük olmasını istiyorsam şunu yaparım. Eksi 8'i buraya yazarım 4'ü buraya yazarım. Tamam yani küçük gelsin diye mesela eksi 8'i buraya yazıp 4'ü buraya yazmış olsaydım o zaman büyük bir sonuç gelirdi. Çünkü maviye eksi 8'i kullanmak varken 4'ü kullanmış olurdum. Ve eksi 8'de kullanma hakkım kalmayacaktı. İşte bundan kaynaklı buraya eksi 8'i yazdım. Bunları yazdık okey. 12 bölü eksi 3 ve 6 bölü eksi 6 var. Şimdi paydasında eksi 6 olanı şuraya yerleştirirsem 6 bölü pardon özür dilerim 12 bölü eksi 6 gelecek değil mi? Bak şurası. Böylelikle daha küçük bir sonuç elde ettim. Artık geri kalan 6'yı da mecburiyetten buraya yazacağım. Keşke eksi 3'ü yazabilseydim ama o zaman tam sayı olmazdı. Eksi 1 bölü 2 gelirdi. O halde mavilerin içinde yazan sayılar hangileri? Bu değil şu. 6 eksi 6 daha 0. Eksi 8 daha eksi 8'i verir. Cevap D şıkkıdır dedik. Bir diğer sayfamızdayız. 24. sayfa. SML bakış 16'dayız. teknik çiftlik iğne. Hadi bakalım. 2025 YKC'ye hazırlanan ırmak. Her birinde AB tane soru bulunan testlerden C tane. Her birinde A tane soru bulunan mini denemelerden BC tane çözmüştür. Bu AB ile BC iki basamaklı doğal sayılar arkadaşlar. Irmağın toplam çözdüğü soru sayısı çiftmiş. Şimdi her birinde A, B tane soru varken C tane test çözdüyse A, B çarpı C adet soru çözülmüştür. Her birinde A tane soru bulunan mini denemelerden B, C tane çözdüyse A çarpı B C, B, C tane de soru çözmüştür bu mini denemelerden. Bunların toplamı bana çift sayıyı veriyormuş işte. Güzel. Şimdi ben artık burada şu cümleleri kurabilirim. Bunda özgürüm bak iyi dinle. Sen Senin de karşına çıkabilirse sen de yap. Hocam AB sayısı mesela örnek veriyorum çift ya. Bu neden kaynaklı çifttir? B çifttir de ondan. O zaman ben bunu AB sayısı olarak düşünmem ki. B kere C olarak düşündüm. Çünkü AB çarpı C tekse B çarpı C de tektir. AB çarpı C çiftse B çarpı C de çifttir. Değil mi? Artı burayı da B çarpı C olarak düşünürüm. Bunların da toplamı çifttir abi. C parantezine pardon özür dilerim şurası yanlış oldu. A çarpı C'dir. Bunun toplamı da çifttir. Ve burada C parantezine alınırsa B artı A geldiğini de görüyoruz. Eşittir çift. Şimdi bu durumda nelerle karşılaşabiliriz? Bakalım. Bunların çarpımları çift olacaktı. C çift olursa zaten her türlü sonuç çift olacaktır. Kesinlikle yanlıştır demişti. Bu doğru olabiliyor. Biz yanlış olanı arıyoruz. Geçelim ikinciye. C tek olursa burası, burası tek olursa şundan bahsediyorum. Çift ve tek olursa AB. Şimdi AB çift ve tek olursa toplamları tek olacaktır. Bak, toplamları tek. Tek kere tek, e, teki verir çifti vermez. O halde bu kesinlikle yanlıştır. 3'e bakıyorum. Eğer ki yine burası tek olursa A ile B tek olduğu durumda tek ve tekin toplamı çift yapacaktır. Çift kere tek çifti verir yani doğru olabilir. O halde buna da doğru olabilir dedik. Cevabımız neymiş? Yalnız 2'ymiş. 16. SML bakış bitti. Geçtim 17. SML bakışa. Ve gençler 17. SML bakışta bir Pisagor teoreminin teknik çiftliğe uyarlanmış versiyonu var. ÖSYM'de karşına bir iki tık daha zoru gelebilir. Ama dediğim gibi her türlü teknikte çiftlikle alakalı karşına çıkabilecek tüm soruları gör istedim. Yani başka bir zaten olayımız yok. Her şeyi gör ki tüm senaryoları hazır ol. Ki bu sene yaşadık bunu 2024'te. Tüm senaryoları hazır olmayan bir öğrenci sınava girdiği takdirde yani hani tamam en zorlarıyla hazırlanmış bütün çeşitleri görmüş bir öğrenciye bu sınav da kolay gelecektir. Kolayı da kolay gelecektir. Ama yani ortalama hazırlanan bir öğrenci hani herkesin hedefi ne bileyim cerrah paşa tıp olmayabilir herkesin hedefi. Değil mi? E bundan kaynaklı belki de adam Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde basit bir mühendislik istiyordu. Ama o adamın da hayalleri yıkıldı. Bundan kaynaklı her türlü senaryo hazır olmak gerekiyor. Karşına da böyle bir soru çıktığı takdirde yine çeşit olsun diye yazdım. Teklikle, çiftlikle alakalı artık farklı bir soru çeşidi kalmadı. ÖSYM bakış artık burada çözdüğümüz sorularla farklı bir soru çeşidi artık kalmadı bile. Tamam mı? Devam. Kenarları ABC tam sayıları olan dik üçgen aşağıda verilmiş ifadelerinden hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Şimdi Pisagor teoremini uygularsam a kare artı b kare c kareye eşit olacaktır değil mi? a kare artı b kare eşittir c kare. Ee, ben bunlar tam sayıydı. Yani kareleri yani a'nın a çiftse karesi de çifttir. b tekse karesi de tektir değil mi? E sonuç olarak ben şunu söyleyebilirim. a artı b eşittir c gibi düşünebilirim. Bak bu buna eşit değil ama bunun gibi düşünebilirim. Teklik çiftlik babında. Peki madem öyle A tek olursa B tek olursa C çift olmalıydı çünkü tekle tekin toplamı çift yapar gitti Tek tek olursa çift olur demiştik 2'yi aldık Çift ve tekin toplamı tek yapacaktı e çift demiş burada bu da gitti O halde cevabımız neymiş yalnız 2'ymiş Güzel ve son sorumuz arkadaşlar Son soruya dikkat A, B, C ve D birer tam sayı A, B, C, D'nin çarpımı çiftmiş A çarpı B çarpı C çarpı D eşit çift olacakmış. Ekstradan bir de diyor ki A artı B artı C toplamı tek. Şimdi A artı B artı C toplamı neymiş? Tek sayıymış. Peki. Ekstradan bir de demiş ki C kere D tektir. <laughs> Ulan yine karşımızda bak. Tek de tekin çarpımının tek mevzusu yine karşımızda. Şimdi C çarpı D tekse C de D de tektir. Yani bu tek bu da tek. Ben burada C sayısının tek olması gerektiğini öğrendim. Güzel. Abi şöyle bir şey yapsam. A, B, C, D desem. Zaten C, D'nin tek olması gerektiğini öğrenmiştik. Şimdi şu ikisi tek. O zaman A ile B'nin çarpımı. A ile B'nin çarpımı. Kesinlikle çift olmalı ki. Çiftle tekin çarpımı çift gelsin. O halde A ile B'den bir tanesi mutlaka çift. Bir de buraya geldim. Tekin üstüne ancak ben çift eklersem sonuç tek olacaktır. A ile B'nin toplamına çiftmiş. Şimdi A ile B'den en az bir tanesi çifttir dedim ya. E bu çiftse e toplamlarının çift olabilmesi için toplamları çiftti. E bu da çift olması lazım. Eğer B tekse toplamları çift olması için bunun da tek olması lazım ama bu sefer buraya aykırı. O halde kesinlikle A, B, C, D'yi bulduk biz. A çiftmiş, B çift, C tek, D de tekmiş. Çok güzel. Hangileri bir tek sayıdır diye sorulmuş. A ile C'yi topla demiş. Çiftle teki topladım tek yaptı. O zaman bir olur. B ile D'yi topla demiş. Çiftle teki topladım yine tek olur. O halde bu da oldu. A ile B'yi topla demiş. Toplamı zaten çiftti. Tek olmaz. Cevabımız neymiş? 1 ve 2'ymiş dedik. Evet. Gençler, canım arkadaşlarım, canım öğrencilerim. 18 tane ile bakış çözdüm sizlere. Ve bu kitabın artık temel kavramlar kısmını bitirdik. Sırada ne var hocam? Hocam sırada basamak kavramımız var. Yani çözümlememiz var. Ve basamak kavramının konusunu tek bir videoda anlatacağım. Tek bir videoda anlatacağım. Ve arkasından da basamak kavramlar, basamak kavramıyla alakalı ÖSYM bakış ve yine klasik artık SML bakışımız gelecek. Yani önümüzdeki iki günde bunlarla uğraşacağız. Basamak kavramıyla uğraşacağız. Basamak kavramıyla alakalı yemin ederim var ya o kadar güzel sorular var ki. Yani tadı damağında kalacak. Diyeceksin ki ulan şu test bitmeseydi de bir 10 soru daha olsaydı diyeceksin. Ciddi anlamda çok güzel sorular var. O yüzden o videoları da mutlaka kaçırma. Ben sana şunu söyleyeceğim. Şunu rica edeceğim. Arkadaşım bak. Bunu ben fuarlarda benle tanışmaya gelen öğrencilerle de konuşuyorum verdiğimiz seminerlerde katıldığımız konferanslarda elime mikrofonu aldığım zaman da mutlaka bahsediyorum. Matematiği ben TYT ve AYT olmak üzere iki parçaya falan ayırmıyorum abi. Matematik matematiktir. En fazla nasıl ayırırsın işte? Bir böyle teorik matematik vardır, pür matematik dediğimiz. Bir de sayısal bir matematik vardır. İkisini birbirinden ayırırız. Yani cebir ve pür matematik diye ikiye ayırabilirsin. Başka ayıramazsın. Onlar da zaten görünüşleri itibariyle yapılan işlemler dahilinde birbirlerinden farklıdır. Ama ne pür matematikte, ne teorik matematikte ne de işlemsel matematikte şu an kıyaslayacağımız bir durum yok. Şu an kıyasladığımız tek şey TYT matematik ve AYT matematik, değil mi? Asla ama asla birbirinden ayırmayın bunları. Bu bir bütün. Matematik bir bütün. Bunu birbirinden ayıran vatandaşlar hep yanılgıya düşerler. Bu bir bütündür arkadaşlar. TYT matematik, AYT matematik. Ve bu bütünü şu şekilde ele almak gerekiyor. Hani birinci derse geldin. Burada neleri öğrendik? Sayı kümelerini öğrendik. İkinci derste birinci dersten öğrendiklerimizle hareketle bir şeyler öğreniyoruz. Üstüne koyuyoruz. Üçüncü derste yine üstüne koymaya devam ediyorsun. Dörtte yine aynı şekilde ve bunu en güzel açıklayan tabir de şudur. Matematik bir zincirdir arkadaşlar ve bu zincirleri birbirine bağlaya bağlaya gitmelisin. Ve senin zincirin ne kadar uzunsa o kadar başarılı olmuşsun demektir matematikte. Bunların hepsini birbirine bağlamak gerekiyor. Ne bileyim integralde bir şey işlerken orada şunu fark etmen gerekiyor. Aa bak 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 temel kavramlarda buna benzer bir şey görmüştük. Demek ki bu buradan geliyor. Eğer zincirinin halkalarından birkaç tanesi arada eksikse ve senin zincirlerin yarım yamalak bir sürü zincirin varsa hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü birbirine bağlayamamışsın demektir olayları. İntegralde gördüğün o olayı sen baştaki konuyla bağdaştıramıyorsan tam oturmamış demektir. Ve bundan kaynaklı da hep şu sıkıntıları duyacaksın. Son iki ayda çeşitli öğrencilerden bu zincirlerini tam birbirine bağlayamamış öğrencilerden şunları duyacaksın. Ya hocam çok çalışıyorum da ben. mat e, integrali bitirdim, türevi bitirdim, onca soru çözdüm, bir sürü şey yaptım ama böyle yorum soruları gelince hiçbir şey yapamıyorum. Hmm. Neden? Çünkü birbirine bağlayabildiğin uzunca bir zincirin olmadığı için. Konuları birbirine bağlayamamışsın demektir. Bağlarsan eğer çok başarılı olacaksın zaten. Bundan kaynaklı bu işe başladın mı? Temel kavramlarla başladık değil mi? İlk, ilk imzayı attık ve 66 gün sürecek olan bu kampa başladık. Sonuna kadar götüreceksin. Hemen arkasından TYT kampı mı AYT kampı mı geldi? AYT'nin ilk videosuyla başlıyorsun. Sonuna kadar götürüyorsun. Bak bakalım o zaman elindeki o uzun zincirle sen TYT matematik denemesine mi girdin? AYT matematik denemesine mi girdin? Kim durabilir ki senin önünde zaten? Tamam. Olayımız tamamen bu. Matematiği zorlaştıran kendimiziz. Bunu yanlış bir olay olarak düşünüyoruz çünkü. Tamam mı? Yani aslına bakarsan sistem çok basit. Bu konuları ardı ardına işleyeceksin ve ardı ardına birbirleriyle ilişkilendirerek göreceksin. Bunu yaptığın takdirde matematik çok kolay. Ama Temel kavramları ayrı bir konu olarak düşünüp, ardışık sayıları ayrı bir konu olarak düşünüp, trigonometriyi ayrı bir yerde düşünüp, logaritmayı farklı bir yerde düşünürsen, elinde hep şu kalır dersin ki, ya trigonometri ne bileyim ya bambaşka bir dünya. Yo aslında bambaşka bir dünya değil. İkinci dereceden eşitsizliklerde tablo çizerken neye göre çiziyoruz bilmiyorum ben. Çünkü sağ, abi parabolün biçimini bilmiyorsun, fonksiyon grafiği çizmeyi bilmiyorsun, tabii ki de anlamazsın. İşte bundan kaynaklı birbiriyle bağdaştırırsan ancak anlam bulacak her şey. Tamam mı güzel kardeşim? Evet video sonu e, size bu şekilde öğütlerimi de sunduktan sonra diyelim azarlama yok. Size sadece öğüt verdim tavsiyelerde bulundum. Bu öğütten tavsiyeden sonra da gençler artık videomuzu bitirebiliriz. Bir sonraki dersimizde basamak kavramını ele alacağız. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.